Değerli izleyenler, Yeni Düzen'in ön sayfasıyla başlıyoruz basında bugüne. Ercan polemiği büyüyor diye manşet attı Yeni Düzen. Tahsin Ertuğruloğlu ve Emine Dizdar'da'nın birer fotoğrafı kullanıldı. Yüksek Yönetim Denetçisi Ombudsperson Emine Dizdar'da'nın Ercan Havaalanı için Ulaştırma Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'na hesap sorması iki isim arasında polemiğe neden oldu. Ertuğruloğlu basın yoluyla gündeme getirdiği soruları resmi bir yazıyla ilgili bakan olarak şahsıma göndermiş olsaydı talep ettiği yanıtları çoktan alırdı diyor. Dizdarlığı kendisinden yöntemimi, üslubumu veya edebimi eleştirmek veya şahsıma yönelik yersiz eleştiriler yapmak yerine kamu vicdanı ve temiz toplum anlayışı gereği sormuş olduğum sorulara cevap vermesini beklerdim dedi. Ertuğruloğlu, Kuzey Kıbrıs'ta kontrolörlük işi yapacak firma yok. Uluslararası kurallara uygun Türkiye'den 3 şirketten teklif alındı. En uygun görülene verildi dedi. Parayı ödeyen devlet değil, ilgili şirket. Bütçeden tek kuruş çıkmadan denetim sağlandı. Şimdi çok merak ediyorum Tahsin abi. Şimdi bu 3 şirketin ile ilgili bilgiler nelerdir? Bu şirketler ne zaman kuruldu? Bu verdiğinizin bir senelik bir mazisi var. Yapılan açıklamalara göre 2014 Aralık ayında vuruldu. Bir, kaç tane havaalanı denetledi ya bu bir senenin içinde, hangileridir bunlar? Ve bunları denetleyen bir başka firma varsa, bunların sertifikaları varsa bu tür şirketlerin, bu nerededir? Dört, bugüne kadar bizim Ercan'ı kim denetlerdi? Bu soruyu kimse sormadı. Evet. Bugüne kadar kimse sormadı bu soruyu. Bugüne kadar kim denetlerdi ya? Bu 41 senedir, 40 kaç oldu? 76'dan beri 40 sene oldu, evet. 40 senedir Ercan'ı kim denetledi sahi? Böyle tuhaf tuhaf sorular çıkıyor ortaya. Peki, bakan diyor ki bu konuda Türkiye Devlet Hava Meydanları işletmesinden destek istedik ama sürekli personel göndermeyeceklerini söylediler. Sürekli personel mi gerekir her gün? Yani biz buraya başka bir şey kuracağız, ofis kuracağız Ercan'ın içine ve denetleyecekler. Her gün zemini denetleyecekler. Ve en önemlisi, bu konuda kararı kim verdi üç şirketine ilgili? Hangi uzmanlar? Madem ki bu kadar üst düzey uzmanlık gerektirir, sizin hangi uzman ekibiniz verdi? Tamam, Bayındırlık Bakanlığı'nda planlama inşaat dairesi gibi teknik bölümler de var. Doğru. Kimler verdi? Bunların hava alanlarıyla ilgili, pistlerle ilgili, apronlarla ilgili deneyimi nedir? Kaç tane pist yaptılar? Kaç tane pist gördüler? Dünyanın örneğin New York'taki havaalanlarının hangisine gittiler? 4 tane havaalanı var. Londra'daki hangisine gittiler? Stansted'e mi, Heathrow'a mı? Hangisine baktılar? Ben çok merak ederim. Yani bunları bildiğim için değil, merak ettiğim için gazeteci refleksiyle sorarım. Şimdi farz et ki seninle beni koydular. Şey seçelim. Asfalt ihalesinde bilirkişi yaptılar beni. Hadi 3 tane teklif var. Seç Damlacığım sen. Bir sen seç, bir de ben seçeyim. Yazı turayla seçmem herhalde, seçerken. Yani zar atacak ya da yazı tura atacak. Ya da işte fal çekecek. Yani papatya falı oynayacak. Sever sevmez. Hangisine çıkarsan. Şimdi ben çok merak ederim. Bu memlekette bilirkişi arandı da bulunmadı. Mesela Mimar Mühendis Odaları Birliği'ne, ki su konusunda devlet Özkan Yorgancıoğlu başbakanken Mimar Mühendis Odaları Birliği ile protokol yapıldı ve ekip kuruldu ve o ekip şu anda yetiştiriliyor hala. Acaba Mimar Mühendis Odaları Birliği'ne, ya böyle bir ihaleye çıkacağız, çok da sağlam paradır, ayda şaka şenlik değil, bugünkü kurulan 675 bin TL bir sene sonra bu 1 milyara çıkacak. Yani 1 milyon TL ayda TİT adına verilecekmiş. TİT'nin ödeyeceği. Dolayısıyla bizden olmayacak. Tabii TİT'i ödeyince ondan sonra tabii gider göstermeyecek bunu. Vergiden düşmeyecek. Hiç. Peki ama bizim bilirkişilerimize, bizim mühendisimize, bizim akademilerimize, DAÜ dahil olmak üzere 7-8 tane üniversite var. Bunların her birinde mühendislik fakülteleri var. Bu mühendislerin hangisinden görüş alındı? Ben de bunları sorarım. Gazetecilik refleksi yani. O yüzden ya bu iş öyle, oturduk da 3 tane teklif aldık da en uygunu buydu. Neye göre uygunudu?
Neye göre uygunudur? Bu kadar büyük para. Ha, Bakanlar Kurulu bildiğim kadarıyla Bakanlar Kurulu prensip kararı aldı. Denetlenme yetkisi, denetlenme için TİT'ye böyle bir şey verilsin diye. Niçin şirketin alacağı bir hizmet için Bakanlar Kurulu kararı çıktı. O da başka bir muamma. Alırdı şirket, kendi hallederdi. Sonra şirketin parasını ödeyeceği kurum kendini olumsuz bir şey gördüğünde denetler mi? Bilmem, yani beni aşar bu konular. Ben zaten dediğim gibi bu memlekette bugüne kadar havaalanının denetlendiğini hiç duymadıydık. İlk defa duymuş olduk, hayırlısı olsun. Sayın Bakan diyor ki siz bilmezsiniz, Türkiye'de de Avrupa Birliği'nde de bu işler böyle yapılır. Çıkarın Tahsin Bey'i, lütfen bu konuları açıklasın yani, çünkü çok soru var. Yani 1 milyon çeşit soru var. Yalnız Emine Hanım'ın sorduğu sorular değil, kamu vicdanıyla ilgili, rakamlarına ilgili değil, teknik bilgilerine ilgili. Ve ben kendi insanıma Davide'ki, Yakın Doğu'daki, Girne Amerikan'daki, Lefke Üniversitesi'ndeki, ODTÜ Kıbrıs'taki ve Mimar Mühendis Odaları Birliği gibi bir kurumsallaşmış yapıdaki mühendislerin know-how'ına sen çalman kapıyı da sorasın, fikrin nedir diye. Karar verdik diyor. Toplandık. Ya asfalt ihalesine bakacak, ha, tamam. Yani yetki aldık. Yani yöntemi sen belirle. Tamam. Karar verecek. Tamam dedin sadece. Sadece tamam dedim. Peki, tamam. Ercan Polemi ile ilgili Tufan Erhürman'ın kendi sosyal medyadan kendi hesabına yaptığı açıklama. Ama genel sekreter sıfatını kullandı paylaşırken bunu. Ombudsman'ın herhangi bir konudaki raporunu kamuoyuyla paylaşmadan önce idareyle paylaşması ve çözüm araması, çözüm bulunamadığı takdirde konuyu kamuoyuna yansıtması kurumun yapısı gereğidir. Kurumun bu çerçeve içinde hareket etmesi sorunları çözme kapasitesinin gelişmesi açısından çok önemlidir. Bununla birlikte bundan daha önemlisi idarenin bu kurumun kararlarına saygı gösterip gereklerini yerine getirmesi ve kamuoyunun nezdindeki saygınlığının oluşmasına katkıda bulunmasıdır. Her iki tarafa da uyarılar yaptı. Hukukçu kimliğiyle de Tufan Erhürman ama CTP Genel Sekreteri sıfatıyla. Tekke Bahçesi'ne Yeşil Işık başlıklı haber, Sevgili Uludağ'ın köşesinden ön sayfaya çıkan bölüm. Bazı kayıpların gömülü olduğu Tekke Bahçesi'nde Kayıplar Komitesi'nin kazı yapabilmesi için İçişleri Bakanlığı'nda toplanan Şehitlikler ve Anıtlar Komisyonu olumlu bir karar üretti. Şimdi Bakanlar Kurulu'nun kararı bekleniyor. Ve Kıbrıs görüşmeleri dün Ayda ile Akıncı yılın ilk görüşmesini yaptılar Ayda başkanlığında ve havanın pozitif olduğu belirtiliyor. Akıncı kararlı ve verimli şekilde sürdürüyoruz. Anastasiadis zorluklarla ilgili karşılıklı anlayış var dedi. Yani Anastasiadis'in Akıncı'nın görüşmeleri su görüşmelerine kıyasla 1 milyon, 1 milyar, 1 katrilyon kat daha olumlu gidiyor. Yani ne demek istediğimi anlattım mı bilmem ama yani böyle de bir durum var. İkisi de müzakere çünkü. Müzakere masası denince artık hangisi der millet? Yani su yoksa Kıbrıs sorunu. Çünkü ikisi de müzakere ediliyor. Ve Lefkoşa Belediyesi ile ilgili bir haber. Bütçe tartışması borcu 15 ile 30 milyon lira arasında artıracak. Toplam borcu 220 milyon lira yapacak. Bütçe onaylandı. Detayları içeride veriliyor yeni düzende. Devam ediyoruz. Yeni düzenin sonrasında sırada bu kez Kıbrıs gazetesi var. Müzakereler verimli başlığını görüyoruz Kıbrıs'ın manşetinde. Cumhurbaşkanı Akıncı'yla Kıbrıs Rum Lider Nikos Anastasiadis dün yeniden bir araya geldi. Liderler basına yaptıkları ayrı açıklamalarda olumlu konuştu. Kalıcı, barışta kararlıyız Kıbrıs sorununa. Çözüm müzakereleri için dün bir araya gelen Cumhurbaşkanı Akıncı'yla Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis basına ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda olumlu ifadeler kullanarak müzakerelerin verimli geçtiğini söyledi. Akıncı, Kıbrıs müzakerelerinin kalıcı barış hedefiyle kararlı ve verimli şekilde devam ettiğini belirtti. Akıncı, görüşmelerin 14 Ocak'ta devam edeceğini de anımsattı. Davos ziyaretinin ardından 29 Ocak'ta Anastasiadis'le yeniden bir araya geleceklerini ifade etti. Ağaç katliamı hızla sürüyor. Karpaz'daki Büyük Konuk ve Yedi Konuk bölgelerinde kaçak kesimlerle orman ağaçlarıyla zeytin ve harup ağaçları, şömine ve odun sobaları için yok ediliyor. Su konusunda adres Bakanlar Kurulu'dur dedi Türkiye'nin Büyükelçiliği ve bu da sürmanşetinde yer aldı Kıbrıs'ın.
başlık kenarına göz atalım. Mecliste Ercan gerginliği, gerek Tahsin Ertuğrul'un gerek Emine Dizdar'ın açıklamaları ve mecliste yapılan açıklamalar var konuyla ilgili olarak. Hadis gazetesinde 11 milyon dolarlık kavga manşeti var. Yeni düzende olduğu gibi ülkede dün gündem Ercan Havaalanı ile ilgili yaşanan denetim şirketine verilen 50 ay süreyle vergisiz toplam 11 milyon 207 bin Amerikan dolar oldu. Bakan Ertuğrul ile ombudsman birbirine girdi. TNT bu paraya itiraz ettiğini belirtti. Ercan'da denetim görevini yapacak Diamond Green Limited şirketiyle APCO anonim şirketlerine 11 milyon 207 bin dolarlık hizmet alımı yapılması konusunda yaptığı açıklama Tahsin Ertuğrul ve Dizdarlı'yı karşı karşıya getirdi. Ertuğrul ve Dizdarlı dün gün boyu birbirlerini suçlayıcı açıklamalarda bulundu. Denetim görevi için verilmesi onaylanan toplam 11 milyon 207 bin doların devlet tarafından değil Ercan Havalanı'nın işletmesini alan TNT şirketi tarafından yapılacağı ifade edildi. TNT şirketi büyük ortağı Taşyapı'nın sahibi Emrullah Turanlı ise bu parayı ödememek için bakanlığa itirazda bulunulduğunu açıkladı. Evet, detaylar veriliyor. Ertuğrul'un ve Dizdarlı'nın açıklamaları da veriliyor. Sürmanşette yetkili parti meclisi değil hükümettir başlıklı haber. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nden su konusunda zehir zemberek açıklama denilmiş hadiste. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada Türkiye ile KKTC hükümetleri arasında Türkiye'den su getirilmesi projesine ilişkin sürecin 2010 yılında başladığı anımsatılarak süreçte yaşananlar 8 madde halinde özetlendi. Büyükelçilik açıklamasında su konusunda iki ülke arasında varılan mutabakat da CTP Parti Meclisi'nin değil hükümetin yetkili olduğu vurgulanarak gelinen aşamada KKTC hükümetinin iki devlet arasında mutabakatla sonuçlandırılan hükümetler arası anlaşma taslağını devlet yönetimi sorumluluğuyla sonuçlandırması ve gecikmeksizin projenin uygulama safhasına geçmesi beklenmektedir ifadesine yer verildi. Şimdi Türkiye'nin dışişleri köklü bir geçmişe sahiptir. Dolayısıyla dışişleri bürokrasisi ya da diplomasi denilen kurum tepeden en uç noktaya kadar yani merkezden Ankara'dan en aşağıya kadar ilgili daireler tarafından idare edilir, sevk edilir. İlgili bakanlıklarla da istişare yapılarak. Şimdi Putin kutusu teorisi ve gündem değiştirme hipotezini bir tarafa koyarsak bile orta yerde birkaç tane şey var. Yani ben şimdi fikir cümlesi yaparım da sen de yanılıyorsan beni düzelt. Son birkaç günde ne oldu diye bakarım ben böyle havaya. Düşünme modunda olmam lazım. Bakarken havaya, gökyüzüne iyi gelir. Düşünürken havaya niçin bakarız? Bu ayrı bir soru işareti ama havaya bakarız genelde değil mi? Yere bakıp düşündüğünde karamsar şeyler bulun. Gökyüzüne baktığında havaya daha aydınlık şeyler, ipuçları. Mesela ben baktığımda derim ki son birkaç günde ne oldu bu su konusunda? Zaten yılbaşından önce CTP Parti Meclisi kararından sonra hiçbir şey olmadı. Son birkaç günde ne oldu? Talat Ankara'da sürpriz biçimde Türkeş'le görüştü. Bu elçilik bildirgesi, sıkı yönetim bildirgesi olabileceği yönünde iddialar da bulunabilecek şekilde saldırgan bir üslup olan bildirge Talat'ın Türkeş'le yani bu konuyu siyasi düzeyde çözme çabasına elçiliğin itirazıdır ve bunu kamuoyuyla paylaşma ihtiyacıdır. Peki bu böyle yapıldıysa KKTC hükümetine bugün düşen görev şudur. Bizim de Ankara'da bir elçiliğimiz var. Bizim elçilik de bugüne kadar suyla ilgili yaşanan gelişmeleri, bugüne kadar suyun maliyetinin KKTC tarafından talep edileceğine ilişkin bu maddelerde hiçbir şey yer almadığını, şu ana kadar KKTC kurumlarına böyle bir bilgi verilmediğini, yapılan hiçbir anlaşmada suyun illa da bir özel şirkete devredileceğinin yazmadığını belirtip karar mekanizmaları saraylar değil iki ülke arasındaki siyasi toplantılardır gibi bir bildiri de bizim Ankara elçiliği yayınlamalıdır. Mütekabiliyet ilkesi varsa devletler arasındaki ilişkilerde
Bu böyle yapılmalıdır. Bu düzeyde cevap verilmelidir. Eğer bu düzeyin üstüne çıkılırsa, bugün eğer başbakan, cumhurbaşkanı, bakanlar elçiliğin bu açıklamalarına cevap verirse bu oyuna gelmiş olurlar. Ben aynı şekilde düşünmem. Doğrusu bizim Ankara Büyükelçisi'nin açıklama yapmasıdır. Dolayısıyla Dışişleri Bakanı Emine Çolak'tadır bence görev. Tabii ki hükümetin alacağı kararla. Sen ne düşünün? Aynısını düşünmem. Yine farklıdır görüşümüz. Buyur. Yok. Ben şimdi buradaki elçi hata yaptı diye bizim elçimizin de aynı oyuna düşmesi gerektiğine inanmam. Kim cevap verecek elçiye? Bizim yetkililerimiz, CTP başkanının haber cevap vermesi lazım. Direkt CTP Parti Meclisi'ne dönük bir açıklamaydı bu. CTP Parti Meclisi dolayısıyla CTP Genel Başkanı'nın muhatap alsın ya. CTP Genel Başkanı'nın var bu ülkede, elçilik bu pozisyonda işte, bu ülkede ve hepimiz bu pozisyonda olduğunu biliyoruz. O yüzden derim, niye cevap vermeyelim? O zaman kızmayalım, cevap da vermeyelim, yaptığı açıklamaları değerlendirmeyelim. Bu ülkede diğer ülkelerden farklı konumda bir elçi var. Diğer süper ülkeler gibi buradaki değil. Buradaki süper elçidir. Hayır değil, müdahalecidir. Yani daha sayayım mı sana ne düşündüğümü? Saymayın bence. Yok, buyursa yani demokrasi vardır. Yok, saymayın. Yok. Ne için? Bilmem. Yani ben seviyenin korunması ve eğer sen elçilik düzeyinde açıklama yaptıysan ben de elçilik. Ha, ben bizimkilerde şöyle bir kabahat görür müyüm? Evet, görürüm. Ne için oturduğunuz da suyu Türkiye'den gelen müsteşar yardımcısı düzeyindeki teknik kadroyla KKTC kanadından 2 tane, 3 tane, 4 tane bakan gönderdiniz. Ha, bizim kabahatımız da budur. Sen de müsteşar yardımcın yoktur, daire müdürü göndereceydin arkadaş. Teknik olarak rapor gelecekti, siyasiler ondan sonra son şeklini verecekti. Bizim kabahatımız da budur. Ben iğneyi değil, çuvaldızı da değil, o büyük mıhlardan onu batırırım kendi kendime. Kendi yöneticilerime ben mıhı batırırım. Sonra iğneyi, çuvaldızı Türkiye'ye batırırım. Oturmayacaktınız. Oturdunuz. Şimdi de diyorlar ki siz en üst düzeyde oradaydınız. Benim müsteşar yardımcımdı en üst düzeydeki ya da buradaki elçilikteki bir bürokratım. Ama sen bakan düzeyinde geldin. Oturmayacaktınız. Oturmayın bundan sonra. Ne olur oturmayın. Onurumuz adına. Birbirimizin yüzüne bakabilmek adına lütfen oturmayın artık. Bilmem elçilik açıklama yapar mı Ankara'da ama mahkumlar da yeni cezaevi istiyor denilmiş bir diğer başlık Havadis'in logo yanından. 175 mahkum kapasiteli merkezi cezaevinde 15'i bayan yani kadın, 261 hükümlü, 120 hükümsüz tutuklu bulunuyor. 1 Ocak 31 Aralık 2015 tarihlerinde 156 kişi tahliye olurken 153 kişi cezaevine girdi denilmiş. Katkı payını bekliyorlar. 16 belediyede 13. maaş ödendi. Ülkedeki 28 belediyenin 16'sında personele 13. maaş ödemesi yapılırken geri kalan 12 belediyede henüz ödeme yok. Güzelyurt ve Alsancak Belediyesi 13. maaşı bugün ödemeyi hedeflerken 10 belediye ödeme için devlet katkı payını bekliyor. Ve cinayetle ilgili 5 kişi aranıyor. Mausa'daki cinayetle, öğrenci cinayetiyle ilgili 4 öğrencinin tutukluluk süresi 8 gün uzatıldı. Ve uyuşturucuyla gelen turistler cezaevine konuldu. 5 cenaze büyük acı. 74'te kaybolan ve yapılan çalışmalar sonucunda bulunarak kimlik tespitleri tamamlanan 5 şehit Kadir Mehmet, Hasan Kerem Mehmet, Hasan Veli, Şerife Hasan Veli ve Pembe Halil Veli İsmail Safa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle Lefkoşa Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi. Kayıp yakınlarına bir kez daha sabırlar diliyoruz. Evet. Halkın sesiyle devam ediyoruz. Elçilikten parti meclisi çıkışı, devlet sorumluluğuyla davranın dedi elçilik. Tekrar okumaya gerek yok.
Denetleme gerilimi, Ercan'daki denetim şirketi konusu gerginliğe sebep oldu. Bakan Ertuğrulu, Ercan'da 11 milyon dolarlık denetleme hizmetini gündeme getiren yüksek yönetim denetçisi Dizdarlı'ya sert tepki gösterdi ve soru sormanın da bir üslubu vardır. Ombudsman dedikodu mekanizmasından başka bir şey değildir, dedi. Afrika ağır ol Tahsin diye manşet attı. Toplumumuzun en saygın yargıçlarından biri olan Dizdarlı'ya hakaret yağdırdı. Ercan'daki 11 milyon 250 bin dolarlık şaibeli anlaşmayı deşifre eden ombudsperson Emine Dizdarlı'nın kamuoyuna olay duyurması Tahsin Ertuğruloğlu'nu çileden çıkardı. Rüşvet yiyen biriymişim gibi gösterilmemden, yalan söylenmesinden rahatsızım diyen Tahsin Ertuğruloğlu, ombudsman dedikodu mekanizmasından başka bir şey değil diye konuştu. Su konusunda son noktayı Türkiye elçiliği koydu. Parti meclisi kararı geçersiz. Bu ifade yok tabii açıklamada ama o anlama gelebilir mi? Evet. Son nokta mı? Hayır. Bence de son nokta değil. Karakoldaki ölümle ilgili soruşturma açılmalı TDP'nin açıklaması ve Kumarcılar Hanı konusu Sucuoğlu suç duyurusu yaptı. Restorasyonla ilgili geniş açıklama yapan Sucuoğlu bu açıklama tüm makamlar tarafından ihbar kabul edilmeli dedi. Ve İzzet İzcan 11 milyon 250 bin dolarlık hizmet alımı anlaşması yolsuzluktur dedi. Star Kıbrıs'a devam ediyoruz. 11 milyon dolarlık iddia ortamı gerdi. Ombudsman Emine Dizdarlı'nın önceki gün yaptığı açıklamalar tartışma konusu oldu. Ulaştırma Bakanı Ertuğruloğlu, ombudsmanı bilgisizlikle suçlarken Dizdarlı iddialarına cevap istedi. Tüm gazetelerden aktardık bu haberi de. Mahalle sakinleri kütüğü otomasyon projesi belediyelere tanıtıldı. İçişleri Bakanı Hakan Soy, 2016 yerel yönetimlerle ilgili reformların yapılacağı bir yıl olacak dedi. Detay, çubuklu sobada engelli duyarlılığı manşetini atmış. Ülkede tek çatı altında 0-18 yaş arasında eğitim veren tek kurum olma özelliği taşıyan ve devletin eğitim kurumu olan Mausa Özel Eğitim Merkezi adeta sorun merkezi haline gelmiş durumda. Bakanın haberi yok denilmiş ve bakan dürüstlüğün okuldaki eksikliklerden değil Mausa'da böyle bir okul olduğundan haberdar olup olmadığı konusunda kuşku duyuyor veliler. İhbar üstüne Serdar Denktaş Faiz Sucuoğlu arasındaki Kumarcılar Hanı tartışması, Bol Sıfırlı Ercan tartışması detayda da yer aldı. İntihar değil ihmal başlıklı haber. Cinayet soruşturması sürüyor. Bunlar da detayın ön sayfaya çıkardığı başlıklar. Vatan'la devam ediyoruz. 1 milyon dolar meclisi girdi. Diğer gazetelerden aktardığımız tüm haberler aynı şekilde var. Bir başka haberi paylaşalım. Devlet piyangosu artık ayda 3 kez. Spor Dairesi Piyangolar Birimi her ayın 15'i ve 30'unda çekilen devlet piyangosunun yeni düzenlemeyle artık 8, 18 ve 28 olmak üzere ayda 3 kez çekileceğini açıkladı. Peki çıkar. Denemekte fayda var. Evet, bu yılbaşında çıktığı gibi ihtiyaçlı olan birileri çıksın da kime isterse çıksın. Yani tek bir bilete de çıktığını düşün ki öyle olmuş. Herkes tek bir bilet almış evde ve şansını denemiş. Ve çıktı, inşallah güzel şekilde kullanırlar. Ve o şaşkınlığı yaşamaz insan, o şaşkınlığı yaşayabilir. Ama en güzel şekilde olsun ki sonrasında o çocuklar için de daha rahat bir ortam sağlanmış olsun. Evet, tabii bir detay daha var. Yani tek bilet aldı ama kimi dinledi? Babasını mı dinledi? Yani babası sen de al demiş ve ne alacağım bana mı çıkacak dedikten sonra, itiraz ettikten sonra büyük sözü dinlemenin faydasını gördü Salih Çavuş arkadaşımız. Anladım. Ege'ni de açıkladı. Dolayısıyla büyük sözü dinleyesin yani diye pay söylüyor. Çıkarmanı beklerdim zaten. Bir yerden bir pay çıkarır. Ben büyük değilim yani sen büyük değilim. Bu muhabbet yani. Doğru. Evet. Büyük sözü dinlemekte zaman zaman fayda var ama bazen de dinlememek lazım. Yani bir yere kadar dinlenir büyük sözü. Yani elçinin sözünü, elçinin sözünü dinlemen, gibi. Büyük sözü dinlemen, kimin sözünü dinlemen anlamadım. Yok dinlerim. Yani bu asillik nedir? Yok, eğer mantıklı bir şeyse talep ederim, niçin dinlemeyeyim? Ha, mantık aran yani. Yani annemi babamı dinlerim. Tamam ama yani mantık... Ama mantıklıysa tabii. Kimin mantığına göre mantık? Benim mantığıma göre, benim mantığımla da örtüşmesi lazım. Ha, yani o zaman sen kararı sen vereyim. Tabii ki. Evet. Öyle değil mi? Yani gözün kapalı, büyük sözü dinlemeyin. Yok, kim dinler gözü kapalı? Ama zaten mantıklı şeyler söylendiği zaman
mantıklı şeyler de kabul edilir. Yanlış bir şey olduğu zaman niye dinlesin ki insan? Yani şimdi büyükelçi istedi diye tamam, hadi parti meclisi devre dışı kalsın, suyu da verelim, yarın elektriği de verelim, telefonu da verelim. Büyük hani baktığında öyle görüyor ya, yok dinlenmez. Şimdi senin de her dediğini dinlemek lazım mı? Ben büyük müyüm? Tabii, küçük müsün? Evet, cebesi acak kadar. Cebesi acak kadar, yani her dediğini dinlemek lazım mı? Yok, yanlış gelen bir şeyi niye dinleyelim ki mesela? Zaten her zaman iyidir. Benim, devam edelim. Ben büyüğüm demedim. Büyüklerinizi dinleyin dedim. Bak. Ya ben şimdi yaşlı Salih, büyüklükten bahsediyorum. Salih arkadaşımız babasını dinledi. Bir pil atandı. İyi oldu. Kazandı. Evet, iyi oldu. Evet, şaka bir yana tabii ki. Olsun. İşte zaman zaman gerçekten doğru adresi de çıkıyormuş. Onu görmüş olduk biz bu piyango sonucuyla. İyi oldu. 3 defa çekilecekmiş ayda. Her seferinde de bak iyice dinledim. Haberi okurken de böyle birinci de çıkmazsa bir sonrakine devredecek. Üçüncü de çıkana kadar çekilecek sanırım. O şekilde olacak. En azından o 3 defa çekiliş olacak ya, bir tanesi olsun gerçekten doğru adrese çıksın diye umut ederim. Evet. Tümü de o şekilde çıksa keşke ama evet, böyle sevindirse bizi her zaman. Evindeki potin kutularından para değil, işte eski büskü ayakkabılar tıkıştırılan evlere böyle şansın vurması sevindiriyor. Çünkü öyle değil, potin kutusunda, ispirto kutusunda bile kimsenin birikmiş parası kalmadı. Bu ülkede hele çalışamayan, işsiz insanların ama yani, çalışanların da. Evet, en büyük zenginlikleri tabii ki o ailenin de çocuklarıdır, aileleridir en büyük zenginlikleri. Her zaman para değildir her şey ama yaşayabilmek için para gereklidir. Daha düzgün dediğim, daha çok böyle daha rahat yaşayabilmenin aracıdır para. İşsiz olmak çünkü çok kötü bir şey zaten başlı başına. O yüzden benim umudum böyle zaman zaman hoş olmayan şeyler de yaşandı. Çıkan ikramiyeler sonrasında doğru düzgün kullanamayanlar, daha sonra borç vesaire. O yüzden baba nasıl dinlendi, bir ekonomist dinlenmeli burada da diye düşünürüm. Ne yapmak gerekir, nasıl bir yatırımdır en doğru olan bu şartlarda, bunu değerlendirmesi lazım. Zaten bankalardan herhalde teklifler gitti, yapılanlar yapıldı ama bilmiyorum. Benim görüşüm o, bir ekonomiste danışmak lazım. Peki, Ortam Gazetesi ile ön sayfaları tamamlıyoruz. TDP iktidara hazırlanıyor dedi Genel Sekreter Asım İdris. TDP olarak sorumlulukları gereği yapıcı muhalefet yapmaya devam edeceklerini, ancak temel hedeflerinin iyi bir iktidar olmak olduğunu vurguladı. Ortamın manşetinde ise dizlerde ezberi bozdu haberi vardı. Diğer gazetelerden detaylı olarak aktardık. Üstünde çok da konuştuk. Değerli izleyenler, basında bugünün sonundayız.